Sayın Başkan, seçimleri atlattık, olağanüstü halleri atlattık. Memleket Partisi neler yapıyor? Bir sessizlikteydi diye kamuoyunda bir algı var. Örgütünüz dağıldı mı? Neler yapıyorsunuz? Sizleri şu an parti merkezindeyiz. Memleket Partisi sahada çalışmalarına devam ediyor. Memleket Partisi'nin örgütleri, il örgütleri, il başkanları, MYK'sı, parti meclisi, herkes dimdik ayakta. Malum yaz sezonundayız. O yüzden böyle ara verildi gibi, siyasete ara verildi gibi gözüküyor ama Memleket Partisi mücadelesine devam ediyor. Mesela Mavi Gençlik adı altında gençlik örgütlenmemizi yaptık. Bunun ilk kurulumunu Rize gerçekleştirdi. Biz her zaman ifade ediyoruz, gençlerimizle yola yürüyeceğiz. Gençliğimizin geleceğini geri almak için mücadele edeceğiz. Memleket Partisi Rize'de muhalefet olarak yalnız kalmış durumda. Çünkü Rize'de muhalefeti sadece Memleket Partisi yapıyor. Açıklamaları, tepkileri Memleket Partisi koyuyor ki siz de biliyorsunuz Rize'de ana muhalefet partisi bir vekil çıkardı. Milletvekilimiz var artık ama görüyorum ki benim açıklamalarım üzerine işte meclise soru önergeleri veriyor. Ben isterdim ki vekil adayımızın ana muhalefet partisinin enerjisi daha yüksek olsun ve bu tepkileri benden önce gösterseler, açıklamalar yapsınlar isterdim ama maalesef bu konuda kendimi yalnız hissediyorum ve her konuda yetişebildiğim kadar olumsuz, vatandaşın menfaati dışındaki açıklamalara, her şeye anında basın yoluyla cevaplamaya çalışıyorum. Memleket Partisi Rizeli hemşehrilerinin menfaati, çıkarı için her türlü yola, her türlü hak aramaya devam edecektir. Ama Rize'de bir muhalefetin olduğu, susturulan bir muhalefet olduğu bir gerçek var. Memleket Partisi ve il başkanı olarak ben kendimi ayrı tutuyorum. Çünkü ben her zaman her konuda fikrimi, tepkimi gösteren bir il başkanıyım. Evet, özellikle şunun altını çizelim. Muhalefet Rize'de sessiz ve siz Memleket Partisi olarak yalnız kaldığınızı ifade ediyorsunuz. Evet. Yani bir tarafta muhalefet var, belediyesi var, vekili var, ittifak ortakları var, Millet İttifakı var, hazine yardım alıyor. Ama Rize sorularına gelince sizce seçimden önceki performansı gösteriyorlar mı? Çünkü siz Ovit Tüneli hakkında, Ovit hakkında konuşuyorsunuz, efendim AK Parti Başkanı'nın açıklamaları, çay sorunlarını dile getiriyorsunuz. Muhalefetin daha önce açıklamalarına baktığımızda bugün nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi seçim öncesinde özellikle ana muhalefet ve ortaklarında bir heyecan vardı. Seçim kazanacaklardı. Öyle hesap ediyorlardı. Hesap tutmayınca seçim sonrası işte 5 yılda işte önümüzde bir süre var. Heyecanlanmaya gerek yok. Sorunlar bekleyebilir. Vatandaşın ızdıraplarına açıklama yapmasak, yarın yapsak durumu düzeltiriz, idare etme durumu var. Ben karşıyım, ben seçim önce de aktiftim. Bütün basın beni takip etmiştir. En fazla sokağa çıkan, esnaf ziyareti yapan, insanları dinleyen bir örgütüm ve yönetimim var Rize'de. Seçim sonrası da bizim genel başkanın malumu üzerinize gelişen kumpas, sahte belgelerle adaylıktan çekilmesi dahilinde yine mücadeleyi bırakmadık. Sağdayız. Her türlü olumsuzluğa karşı dimdik ayaktayız. Ben aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum ama gönül isterdi ki o seçim öncesi ana muhalefet ve ortaklarında olan heyecan, işte koltuk kapma yarışı vesaire, aynı heyecan vatandaş adına, illeri adına devam etseydi bu heyecan. Çünkü sorunlar hala ortada duruyor. Hala yanlışlar yapılabiliyor. Ama gel görelim ki hiçbir açıklama, hiçbir fikir beyan etme yok. Her şeye razıymış gibi. Biz Memleket Partisi olarak
iktidarın politikalarından razı değiliz, eleştiriyoruz. Biz vatandaşın yanındayız, vatandaşın menfaati doğrultusundayız. Onun için emek veriyoruz. Sonuçta bu ilin sorunları bellidir. Herkes aşağı yukarı sorunları bilir. Bu sorunların çözümlerini kendimize göre projelerimizi anlatıyoruz, tepkimizi koyuyoruz ve bu yolda hız kesmeden devam edeceğiz. Peki yalnız kaldığınızı ifade ettiğiniz, sizin değerlendirmenize göre yalnız kalsanız bile muhalefet etmeye devam edecek misiniz? Şu anda zaten yalnız tek başıma muhalefet ediyorum. Tabii ki bin bir zorlukla muhalefet etmeye çalışıyorum. İşin farklı boyutları var. İşte basın grubunda bölünmüşlük var. Hani muhalefetin sesini duyurmayan maalesef gazetecilerimiz var. Eleştirmiyorum. Sadece onları da üzerinden parantez içinde geçiyorum. Yani biz bir mücadele veriyoruz. Biz zengin bir parti değiliz. Halkın içinden doğan bir partiyiz. Buna rağmen söylemlerimizle, tavırlarımızla, eleştirilerimizle ortadayız. Ama gönül isterdi ki gücü olan partiler, devlet desteği alan partiler, cebinden harcamayan partiler biz gibi mücadele etsin, biz gibi sokakta olsun, biz gibi görüşlerini beyan etsinler. Ve iktidarın Rize yönetimi bu kadar içi boş açıklamalar yaparken, boş muhabbet yaparken muhalefet olarak biz sessiz kalamayız. Sessiz kalmayı da hiçbir zaman tercih etmeyeceğiz. Peki Rize halkının menfaati için ortak değerler noktasında muhalefet sizinle birlikte veya siz onunla birlikte hareket eder misiniz? Ben bunu daha önce de açıklamıştım. Hatta şöyle bir açıklamam olmuştu. Muhalefet bizi davet etmiyor demiştim. Yani Rize'nin bir sorunu var. Sokakta bir basın açıklaması, herhangi bir konuda, herhangi bir çalışma olduğu zaman bize haber vermiyorlar, bizi ayrı tutuyorlar. Kendilerine mal etmeye çalışıyorlar ki benim siyasi görüşüm ve düşüncem şudur ki insanların, vatandaşın yararına olan politikalarda ortak edilebilir, ortak hareket yapılabilir. Bu işin doğasındadır. Birlikten güç doğar ama seçimden önce biz yaptık, biz sokağa çıktık, biz mücadele verdik şeylerini şimdi maalesef göremiyoruz. Seçimden sonra tamamen kendi köşelerine çekilmiş, bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla bir siyaset yapıyorlar. Daha doğrusu siyaset yapmıyorlar, siyaset yapıyor gibi gözüküyorlar. Ben öyle değilim. Ben bütün yürekliliğimle ortaya çıkarım. Vatandaşın nerede hakkına geçiyorsalar, hak ettiği şeyi savunurum. Bir örneklemek gerekirse bir örnek ve en yani geçerli örnek budur. Çayın, yaz çayın küle taban fiyatının erimesi enflasyon karşısında. Ben bar bar bağırıyorum. Destek, ekstra bir destek verilmesi lazım diyorum. AK Parti İl Başkanı Sayın Ayar reel güncelliğini koruyor, değer kaybetmemiş gibi komik komik cümleler kuruyor. Ben tepkimi gösteriyorum ama aynı tepkileri ana muhalefetten ve eski ortaklarından göremiyorum. Keşke görseydik, keşke Rize'de birlik olsaydık, keşke bu iktidarın yanlış gördüğümüz politikalarını eleştirseydik, doğru yaptığı politikaları da övseydik ama bir ayrılık var, bir suskunluk var. Ben o suskunluğu tercih edenlerden değilim. Asla da susarak, tepkisiz kalarak bir siyaset yöntemi kendime belirlemem ve belirlemeyeceğim de.